Merhaba arkadaşlar, Orkide Rüyam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle orkide nasıl budanır onu göstermek istiyorum. Ben kendi orkidelerimi nasıl buduyorum, ne şekil bir işlem yapıyorum onları göstermek istiyorum sizlere. Benim orkidelerim daha şu anda çiçekli. Kasım ayında çiçeklenmeye başladılar. Çiçekleri daha solmadı. Bir tane bir çiçeği solan var, o da ilk açanlardan. Şimdi onda ne gibi bir budama işlemi yapıyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben çiçeklerimi çiçek dalını kesmeden önce ilk önce steril bir şekilde ben makas kullanmıyorum. Çünkü makas çiçeğin şu keseceğimiz boğumu çiğnediği için çiçek dalında daha sonradan gün içinde zamanla aşağıya doğru kurumalar oluyor. Bu da çiçek sapını kaybetmemize sebep oluyor. İlk önce şöyle keskin bir bıçağı kolonyayla güzel bir şekilde steril ediyorum. Daha sonra çiçeğimiz açmasını bitirdi, tamamladı. Şu üst kısımlardan, çiçeğin döküldüğü yerlerden bir daha çiçek vermeyeceği için biz daha aşağı bir sonraki boğuma kadar iniyoruz. Bir sonraki boğumun üzerinden 2 veya 3 parmak daha yukarıdan şu şekilde verevine, daha düz değil de daha verev bir şekilde budamasını yapıyoruz. Size göstereyim. Şu şekilde. Verev olarak budamasını yapıyorum. Yaptıktan sonra daha sonra mumla şu şekil kapatarak aşağıki göze mumun gitmemesi için, o çiçek gözünde mumun kapatmaması için şu şekilde kapatıyorum. Daha sonra bu kestiğim yere mumu damlatıyorum. Ama her tarafına, şu yanlarına falan kapatıyorum ki hava almamasını sağlıyorum. Bu da çiçek dalının kurumamasına sebep oluyor. Şu şekilde damlatıyorum. Biraz bekledikten sonra açıyorum. Benim çiçeklerimde budadıktan sonra uyguladığım işlem bu. Bundan çok memnun kaldım ben. Çiçeklerimde çiçek dallarını kestikten sonra kuruma oluşmuyor. Kuruma olmadığı için de belirli, zaten sonbahar aylarında çiçek sapları oluşmaya başladığında buradan da bu gözlerden de aktif gün içinde nemlendirdiğimiz zaman Eylül, Ekim ayları gibi tekrardan çiçek gözleri geliyor arkadaşlar. Bu çiçeğimin bir dalı daha var. Bu dalının daha son çiçeği düşmediği için budamıyorum. Onu biraz bekleteceğim. Çiçeği düştükten sonra budayacağım arkadaşlar. Çiçeklerimizi budarken mutlaka daha temiz hijyen koşullarda yapalım ki oradan hastalık kapmaması için. Benim çiçeklerim şu anda çok aktifler. Çiçeğim açma sıralamasını tamamladığı halde gördüğünüz gibi tekrardan uç kısımdan tomurcuk vermeye başladı. Hatta şu şekilde göstereyim size. Benim çiçeğim şu şekilde tekrardan çiçeği varken bile üzerinde hem çiçek gözü çiçek sapından tekrar bir filiz daha veriyor, geliyor ve dibinden de gördüğünüz gibi tekrardan bir çiçek sapı veriyor arkadaşlar. Bu da çiçeğimizin ne kadar zamanında iyi bir besin aldığını gösteriyor bizlere. Tekrar sizlere göstereyim çiçeklerimi. Bakın burada da aynı şekilde çiçeğim sıralamasını tamamladığı halde tekrardan buradan aktif çiçek sapları vermeye başlamış. Bunlarda da öyle. Arkadaşlar, bu zamanında verdiğimiz vitaminlerin, kürlerin sayesinde olan şeyler. Görüyorsunuz çiçeklerimi burada, şurada gördüğünüz gibi tekrardan çiçeklerim buralardan tamamladığı halde tekrardan çiçekler vermeye başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Çiçeklerimizin uzun süre çiçekli kalması için açtıktan sonra çiçeklerimizi mutlaka gün içinde nemlendirelim. Gün ışığı çok önemli bu orkidelerde. Vitamin kadar, hatta vitaminden bile daha önemli gün ışığı.
Biz evimizde çiçeklerimizin konumunu çiçeklerimize göre, evin ışığına göre yerleştiriyoruz. Hatta gördüğünüz gibi kışın daha az güneş aldığı için evler tülümüzü yukarıya toparladık. Çiçeklerimizin daha çok gün ışığı almasını istediğimiz için. Bunlarda çiçeklerin zaten gün ışığı ve ne? Çiçeklerin istediği şeyler. Şimdi çiçeklerim yavaş yavaş artık belirli bir dönemden sonra yavaş yavaş çiçeklerini dökmeye başlayacaklar. Ve bakım zamanları gelecek çiçeklerin, vitamin, gübre zamanları. Bunları da ben kendim sizlerle hangi gübreleri ne şekilde kullandığımı her hafta olarak sizlerle paylaşacağım. İnşallah arkadaşlar birlikte önümüzdeki sene sonbaharda bu şekilde hep beraber çiçeklerimizi çiçeklendireceğiz. Benim çiçeklerimin uzun süre çiçekli kalması, ben her gün nemlendiriyorum arkadaşlar yapraktan. Yapraktan nemlendirdiğim zaman tabii ki bu çiçekler susuz kalmadığı için, suyu taşıdığı için daha uzun süre, daha canlı, daha renkleri güzel, parlak duruyorlar. Siz de mutlaka çiçeklerinizi gün içinde nemlendirin. Yapraklarını nemlendirin. Hava köklerine, şu üst kısımlarına mutlaka şu hava köklerine muz kabuğu kürü, yumurta haşlama suyu mutlaka verin. Çiçeklere çiçekliyken bir tek bunu veriyoruz. Daha sonra çiçeklerimiz döküldüğü zaman ben size her hafta yaptığım doğal kürleri, onları nasıl uyguladığımı göstereceğim arkadaşlar. Ben de bu işi 7 senedir çiçeklerle ilgileniyorum. Orkide videosu çekmeye yeni başladım arkadaşlar. Tamamen bu işi öğrendikten sonra yapmayı düşündüm. Daha doğrusu kendim düşünmedim. Etrafımdaki kişiler çiçeklerimi çok güzel her sene çiçeklendirdiğim için bu işi yapmamı söylediler, teşvik ettiler. Ben de uyguladım arkadaşlar. İnşallah hep beraber başarılı olacağız bu sene. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizlere sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İyi günler.